Özel Denizli Cerrahi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kolesterol yüksekliği ile ilgili bilgiler verdi. Profesör Doktor Tanrıverdi kolesterol yüksekliğinin belirtilerini anlattı. Kolesterol yüksekliği olan hastalar bize hangi şikayetlerle gelir? En sık şikayetleri baş ağrısı, halsizlik, yorgunluktur. Ama birçok hastanın hiçbir şikayeti olmaz kolesterol yüksekliğine bağlı olarak. Fakat biz kolesterol yüksekliğine neden önem veririz? Çünkü kolesterol yüksekliği en büyük risk faktörlerinden birisidir damar tıkanıklığı ve felç riski açısından. Bu yüzden hastalarımızın kolesterol düzeylerini belli aralıklarla ölçeriz. Belli aralıklarla ölçtüğümüz bu değerlerde ilaç tedavisi gibi, diyet, egzersiz gibi şeyler önerilerimizde bulunuruz. Her hastadaki bizim hedeflediğimiz kolesterol düzeyi farklıdır. Kimi hastalarda daha büyük kolesterol değerlerine müsaade edersek, daha yüksek kolesterollere müsaade edersek de bazı hastalarda çok daha düşük kolesterol değerlerini isteriz. Burada önemli olan hastanın eşlik eden hastalığının olması. Diyabetinin, tansiyonu, ailede kalp hastalığının, sigaranın gibi değişik faktörlerin olması bizim için önemlidir. Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kolesterol yüksekliğinde tanı ve tedavi yöntemlerini de aktardı. Kolesterol yüksekliğinde tedavisinde kullanılan diyet, egzersiz dışında çeşitli ilaçlarımız vardır. Bu ilaçları hastanın kolesterol düzeylerinin derecesine göre biz tercih ederiz. Bazen kombine formları kullanırız, bazen tek formlu ilaçlarımızla gideriz. Tanrıverdi kolesterol düzeyinin öneminden söz etti, hastalara önemli mesajlar verdi. Kolesterol düzeyinin ne önemi vardır bizde? Şunun için önemlidir. Kolesterol damarlarda yağlanma yapar. Bunun mekanizmasına baktığımızda kolesterol içindeki yağlanmaların üzerine bir kılıf örter damarın içindeki. Bu yağ tabakasının üzerindeki kılıf ne kadar sert olursa o kadar kalp krizi riski az olur. Yağ tabakasının içindeki yağ miktarı ne kadar az olursa kolesterol miktarı şeyi de kalp krizi riski de ona göre az olur. Bizim buradaki amacımız verdiğimiz ilaçlarla bu kolesterol düzeylerini düşürüp hem yağ tabakasındaki miktarı azaltmak hem de üzerindeki kılıfı sertleştirerek hastanın kalp krizi riskini azaltmaktır.